Herkese merhaba. Video dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde istatistik konusunun bir alt bölümünü çalışacağız. İstatistikte verileri grafiklerle göstermek oldukça önemlidir. Bugün bu grafiklerden kutu grafikleriyle ilgili bir uygulama yapmaya çalışacağız. Kutu grafikleri aslında diğer grafiklerden çok farklı bir yapıya sahip olması açısından önemlidir. Kutu grafiklerinde bir kere ölçülen gözlem değerlerinin tamamını görmek mümkün değildir. O gözlem değerlerinin içerisinden seçilmiş 5 tanesini biz görmekteyiz. O nedenle kutu grafiklerine biz 5 sayı özeti diye de ifade edebiliriz. Kutu grafiklerinde bu 5 sayıyı öncelikle belirtmekte fayda var. Kutu grafiklerinin en küçük değeri olan 2, bu tabloda gördüğümüz bu iki sayısı veri setinin en küçük değeridir. Dolayısıyla veri setindeki en küçük değer kutu grafiğinin alt sınırını ifade etmektedir. En büyük değer de kutu grafiğinin üst sınırını ifade etmektedir. Yani veri setindeki en büyük değerimiz kutu grafikteki üst sınırdır. En küçük değerimiz de kutu grafikteki alt sınırdır. Veri değerindeki ikinci sıradaki değerse veri setinin alt çeyreği diyebildiğimiz değerdir. Dördüncü sayı ise veri setindeki üst çeyrek diyebildiğimiz değerdir. Dolayısıyla buradaki 5 değerden 4 tanesini ifade etmiş oluyoruz. Bunlardan birisi veri setinin en küçük değeridir. Birisi veri setinin en büyük değeridir. Birisi veri setinin alt çeyreğidir. Birisi de veri setinin üst çeyreğidir. Beşinci sayımız ise veri setinin merkezi eğilim ölçülerinin en önemlilerinden olan medyandır. Dolayısıyla medyan da kutu grafiklerde kullanılan bir değerdir. Öncelikle şunu belirtelim. Kutu grafikler neden çizilir? İstatistikte her grafiğin bir gösterilme amacı vardır. Kutu grafiklerinin gösterilme amaçlarının içerisinde İkisi çok önemlidir. Birincisi verilerin düzenli olarak dağılıp dağılmadığını görmek için kutu grafikleri önemlidir. İkincisi de verilerin hangi bölgede yığıldığını anlamaya yarar. Dolayısıyla istatistikte verilerin grafiklerle gösterilmesinde kutu grafiği seçmek istiyorsanız, kutu grafiğiyle verileri göstermek istiyorsanız bu grafik türünü kullanmaktaki amacınız ya verilerin nerelere dağıldığını göstermek için bu grafik türünü kullanabilirsiniz. Ya da verilerin düzenli dağılıp dağılmadığını anlamaya çalışırsınız. Kutu grafiklerinde temel olan şey şudur sevgili arkadaşlar. Kutu grafik veri setini 4 çeyreğe ayırmaktadır. Birinci çeyrek ekranda gördüğünüz uygulamada 2 ile 7 arasındaki verilerdir. İkinci çeyrek 7 ile 9 arasındaki verilerdir. Üçüncü çeyrek 9 ile 16 arasındaki verilerdir. Dördüncü çeyrek de 16 ile 25 arasındaki verilerdir. Kutu grafikler verileri her çeyreğe dağıtmak suretiyle gösterim yapmaktadır. Yani 2 ile 7 arasındaki veri sayısı ile 7 ile 9 arasındaki veri sayısı, 9 ile 16 arasındaki veri sayısı ve 16 ile 25 arasındaki veri sayıları birbirlerine eşittir. O zaman buradan şunu söyleyebiliriz. 2 ile 7 arasında 5 birim bir açıklık söz konusu. 5 birim açıklıktaki verilerin sayısıyla ikinci çeyrekte 7 ile 9 arasında 2 birimlik bir uzunluk var. İkinci çeyreğin uzunluğu 2 olmasına rağmen oradaki veri sayısıyla birinci çeyrekteki veri sayısı birbirlerine eşittir. Yani 5 birim uzunluktaki veri sayısıyla 2 birim uzunluktaki veri sayısı birbirine eşittir. Üçüncü çeyrek 9 ile 16 arasındadır. Yani orada 7 birim açıklık var. 7 birim açıklıktaki veri sayısı, sonra dördüncü çeyrekte 16 ile 25 arasında gördüğünüz gibi 9 birim açıklık var ve bu 9 birim açıklıktaki veri sayıları birbirlerine eşittir. Biz bir kutu grafiğini yorumlamak için herhangi bir örnek üzerinden bu konuyu anlatmamızın daha mantıklı olacağını düşündük. O nedenle bir kurgulama yaptık. Belirli bir alana her yıl eşit miktarda fidan dikildiğini düşünüyoruz. Dikilen fidanların tabii bir kısmı kuruyor ya da bir kısmı herhangi bir şekilde büyümüyor. Belirli bir yıl sonra bu alana dikilen fidanların yaşları belirlenip bir ölçüm yapılmış ve bu ölçümler kutu grafiklerle gösterilmiş. Bu ölçümün sonuçlarını kutu grafiğe aktardığımız zaman buradan çok net olarak şunu görmekteyiz. 2 yaş ile 7 yaş arasındaki fidanların sayısıyla
7 yaşıyla 9 yaş arasındaki fidanların sayısının eşit olduğunu görüyoruz. Ya da 9 yaş ile 16 yaşın arasındaki fidanların sayısının da 16 ile 25 arasındaki yaştaki fidanların sayısının eşit olduğunu görüyoruz. Buradan şöyle bir anlam çıkarabiliriz. Madem her çeyrekte eşit miktarda veri var, o zaman 2 yaş ile 7 yaş arasındaki ağaç sayısı ile 7 yaş ile 9 yaş arasındaki ağaç sayısı birbirlerine eşittir. Buradan şöyle bir yorum yapmamız tabii ki mümkün. 7 yaşla 9 yaş arasındaki fidan sayısı 2 yaşla 7 yaş arasındaki fidan sayısına eşitse, her yıl eşit miktarda fidan diktiğimize göre 7 yaşla 9 yaş arasındaki fidanların daha az kuruduğunu söyleyebiliriz. Çünkü o bölgede bir yığılma görülmektedir. Yıl yıl düşünüldüğü zaman bu nedenle kutu grafikleri hangi bölgede yığılım yapıldığını anlamak için bu grafikte baktığımız zaman verilerin düzgün bir şekilde dağılıp dağılmadığını anlamak için kutu grafiklerine ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.